Evet arkadaşlar, tekrar merhaba. Sera içi çevresel şartların düzenlenmesi sunumumuza ikinci bölümle devam ediyoruz. İkinci bölümde sıcaklığı inceleyeceğiz. Birinci sunumumuzda da söz ettiğimiz gibi seralarda ışık kaynağı olarak kullanılan güneş enerjisi aynı zamanda seraların ısıtılmasında da bir numaralı destekçi konumundadır. Daha sonraki derslerimizde söz edeceğimiz gibi ilave ısıtma sistemlerinden ancak belli şartlar altında yararlanılır seralarda. Bildiğiniz gibi bitkilerin optimum büyüme ve gelişime gösterebilmeleri için sera içi sıcaklığının belli sıcaklıkta ve o sıcaklıkta sabit tutulması gerekir. O sıcaklığın korunması gerekir sera içinde. Sürekli ve yüksek verim alabilmek için. Evet arkadaşlar, optimum sıcaklık türden türe değişebileceği gibi bitkilerin aynı tür içinde gece ve gündüz sıcaklık istekleri de farklı olabilir. Bu nedenle sera içi sıcaklığının ayarlanması ve sabitlenmesi önem taşır. Şimdi bakalım seralarda çoğunlukla yetiştirilen bitki türlerinin gündüz ve gece sıcaklık isteklerine bu tabloda yer verilmiş. Domates, biber, patlıcan ve hatta bamya bu dört tür gündüz 18-20 derece, gece 15-17 derece sıcaklık isteğine sahip. Bir de tabii bu tabloda maksimum sıcaklık isteğini görüyoruz. Bu da bu bitki türleri için 27 derece olarak belirtilmiş. Fasulye ve bezelye biraz daha sıcak sever görünüyor. 21 derece, gece 15, maksimum sıcaklık isteği 27. Salatalık en sıcak sever bitki olarak karşımıza çıkıyor bu tabloda. Gündüz 22-25 derece arası isterken gece 16-20 derecelere ihtiyaç duyuyor. Maksimum isteği de 30 derece olarak verilmiş. Evet, bir önceki sunumumuzda da bahsetmiştik. Sera içine giren ışık yayınımının kontrolünde dikkat edilmesi gereken hususlar olarak aynı durum sera içine giren sıcaklığın da güneş tarafından giren ısı enerjisinin de korunmasında geçerli. Bunlar hemen hatırlayalım. Seranın tipi, tasarımı, çatı şekli, eğimi, sera içindeki ekipmanın konumu ve örtü malzemesiydi. Bunlardan başka sera içi sıcaklığının korunmasında nelere dikkat edilmesi gerekir? Yine bunu sera içi çevresel şartların düzenlenmesi konusunun 3. sunumunda detaylarıyla göreceğiz. Sera çevresindeki hakim rüzgarlar başlığı altında. Ancak burada yer verdik. Sera içi sıcaklığının korunmasında seranın kurulduğu bölgedeki hakim rüzgarların yönünün dikkate alınması gerekir. Ve gerekirse rüzgar kran kullanılması tavsiye edilmektedir. Ayrıca sera kurulan yerin mümkünse, yani çok soğuk bir bölge ise, kuzeyinin kapalı olmasına özen gösterilmeli. Ve mümkün olduğunca seralar güneye eğimli inşa edilmeli. Güneş ışığından kışın da maksimum yararlanabilmesi için seranın yönlendirilmesi önem taşır. Son olarak sıcaklık kayıplarını engellemek adına ya da soğuktan korumak adına alternatif bir şekilde sera yan duvarlarının, özellikle giriş çıkış olmayan duvarların, soğuk günlerde ilave plastikle örtülmesi önerilmektedir.
Bir de seralarda olası ısı kayıpları mevcuttur. Bunların da dikkate alınması gerekir. Bunların da göz önünde bulundurulması gerekir. Mümkün olduğunca bu konuda da önlem alınması gerekir. Özellikle burada şekilde gördüğünüz gibi giriş çıkışlarda olan sıcaklık kaybı önem taşır. Bu nedenle çoğu işletmelerde sera giriş çıkışında çift kapı, çift giriş bulundurulmaktadır. Evet, daha önce de söz etmiştik. Seralarda ilave ısıtma sistemlerinden sıcaklıklar ancak belli derecenin altına düştüğünde yararlanmaktadır. Ya da daha önce söylediğimiz gibi kapalı, bulutlu, güneşsiz havalarda ihtiyaç duyulmaktadır. Sıcaklık gerekenden fazla yükseldiğinde ise havalandırma yoluna gidilir. Seranın ön ve arka kapıları açılarak ya da üstlerde yanlarda bulunan havalandırma pencereleri açılarak sera içi sıcaklığının belli dengeye ulaşması sağlanabilir. İklimlendirme sistemi kullanıyorsanız o zaman zaten her şey otomatizasyona bağlandığı için ortam sıcaklığını korumak daha da kolay olur. Bu esnada seralarda ısınma, seraların sıcaklığı konusu altında, başlığı altında yeri gelmişken seralarda ısınma prensibinden de bahsedelim. Seraların ısınması güneşten gelen infrared ışınları sayesinde gerçekleşir. Güneşten gelen infrared camdan geçer. Ve sera içindeki her şey sadece bitkiler değil, bütün ekipman, saksılar vesaire bu infraredi emer ve ısınır. Isınan bütün objeler tekrar infraredi yayarlar. Yayılan bu infrared sera camına çarpar. Sera camı bu sera içi objelerinden yayılan infraredi emer ve ısınır. Ve sonrasında cam çoğunluğu seranın içine geri yansıyan infrared ışınını geri verir. Böylece seranın içerisi tekrar ısınmış olur. Biz bunu aynı zamanda sera etkisi de diyoruz, değil mi? Bir başka deyişle bakalım, burada başka bir not daha belirtmişiz. The transparent windows of a greenhouse transmit the warming visible rays of the sun, prevent the resulting warm air from leaving and hence maintain a warmer environment inside than outside the structure. Sera etkisi demiştik. Yani aynı yerkürede olduğu gibi günümüzde. Hemen bir dipnot olarak bunları da hatırlayalım. Bu bilgiler de burada bulunsun. Yerkürede cam etkisini yaratan sera gazları diye tanımlanan gazlardı biliyorsunuz. Yani bunlar su buharı, karbondioksit, metan, azot oksit ve ozon. Buradaki şemada da bu sera gazlarının yerküreyi tekrar ısıtması anlatılmış. Evet, bir diğer dipnotumuz. Neden bahsediyor? Bakalım. The balance between radiation that is absorbed versus what is emitted has created a unique environment on Earth that has allowed life to thrive. If too much is absorbed, the earth would warm up. Günümüzde olduğu gibi. If too much were emitted, we would be too cold. Evet, burada da ilginç bir bilgi var. İnternette bu konularla ilgili araştırma yaparken buldum ve sizinle
paylaşmak istediğim çarpıcı bir not. Endüstri Revolution, yani sanayi devriminden bu yana karbondioksit oranının ne derece arttığını gösteriyor bu not. %40'lık bir artıştan bahsediyor. Ve bu nedenle karbondioksit oranının 280 ppm'den 397 ppm'e çıktığından bahsediyor. Üçüncü ve son sunumda ölümde görüşmek üzere.